Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, 2 Aralık Cuma gününün ikinci videosuyla sizlerleyim. Fas Kanada'yı 2-1 mağlup etti, F grubunu lider bitirdi, adını son 16 turuna yazdırdı ki çok çok enteresan sonuçların alındığı bir gündü dün ve Kanada puansız veda etti. Hiç beklenemeyecek bir performans çünkü Kanada çok zevkli, keyifli bir futbol oynuyordu. Aynı zamanda Lukaku'nun dünyaları kaçırdığı müsabaka sonrasında Belçika Dünya Kupası'ndan elendi. Hırvatistan'la 0-0 berabere kaldı. Lukaku maç sonunda sinirlerine hakim olamadı ama bizim için asıl olan şey Fenerbahçe Batshuayi'nin gelecek olması. PFDK Göztepe Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe kulübüne 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası vermiş. Ayrıca Göztepe'ye 112.000 TL, Altay'a 185.500 TL ceza verilmiş. Ben bir futbol sever olarak, bir taraftar olarak şunu merak ediyorum. Yani 6.222 sayılı kanun var diyelim. Yani var. Ona rağmen niye kulüpler ceza alıyor? Ya başlatan futbol takımı, şimdi kulüpler ne yapacak? Mesela emniyet, aramayı yapan emniyet, içeri bir şey sokan avukat, avukat diyorum, ambulans şoförü, şu bu. Bu da bir enteresanlık. Fenerbahçe Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun çekilen MR'ı sonucunda dizi ve bileğinde yoğun ödem ile travma tespit edildiğini açıkladı. Şimdi arkadaşlar, bu Pedro olayını bazı arkadaşlar tam anlamamış. Şimdi ayakta, dizde ve bilekte, yani dizde ve bilekte yoğun ödem ve travma tespit edilmiş. Yani daha %100 olarak sonuç şu diyemeyiz, bu diyemeyiz ama bizim korktuğumuz, hani bağlarda mallarda, hani çapraz bağlarda şurada burada bir kopukluktan korkuyorduk. En azından ilk etapta o açıklanmayınca insanlar sevinir oldu. Hani sahalara ne zaman döner, ne zaman şey yapar, 2-3 güne belli olur. Ama ben tahmini bir şey söyleyeyim. 2 hafta ile 5 hafta arası diye düşünüyorum. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz ve bu süre zarfında döner diye tahmin ediyoruz ama Fenerbahçe'de giden bayağı uzun gittiği için size de çok inandırıcı gelmiyordur. Şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Ne olacaksa olsun. Yani aralığın ikisindeyiz. Önümüzde 29 gün, 30 gün, yani aralığın bitmesi için bugüne dahil edersen bir süre var. Ardından transfer dönemi giriyor. Yani en azından telafisi olabilecek şeyler. Dün maça, ya iki gün önceki maça ilişkini şunu söyleyeyim. Ferdi, İsmail, Osay, Altay ön plana çıktı maçta. Özellikle Altay Bayındır iyi döndü. Hani kazanma alışkanlığı iyi oldu. Ha, şu da bir gerçek. Mesela Serdar Azmun. Serdar Azmun ismi çok geçiyor. İşte Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunsak ne derler? Hani madem Pedro'yu kaybettik bunu alalım gibisinden. Ya Serdar Azmun sizin istediğiniz forvet mi? Ben o konuda emin değilim. Yani sizin beklentinizi karşılayacağını düşünmediğim bir forvet. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe aşkını itiraf etmesi de iyi oldu. Yabancı kuralı malum. Yabancı kural demişken Ahmet Nurçebi 8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyunculara ödediğimiz yüksek bonservis bedelleri ne olacak? Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün demiş. Bu bir rezalet. Bu rezalet bir açıklama. Sebebi ne biliyor musunuz? 2-3 ay önce Ahmet Nur Çebi'nin bizzat kendi yabancı sınırı komple kalksın, kural yüzünden kulüpler zarar ediyor demişti. Evet evet. Yani şimdi açıklamayı Fenerbahçe Başkanı yapsa, Beşiktaş Başkanı bunu söylese bir sıkıntı yok. Herkes aynı görüşü düşünmek zorunda değil. Ama aynı kişi 2 ay 3 ay arayla tam tersi açıklama yapıyorsa bu bir rezalet. Bitti mi rezalet? Bitmedi. Yüksek bonservis bedeli diyor. Şimdi yüksek bonservis bedeli, hani kim acaba, hangi futbolcular yüksek bonservis bedeli alındı? 1-1,5-2 milyon euro. Tayyip Talha, Emre Can, ikincilikten alındı Emre Can falan, hani. Kime para verdin? Fenerbahçe Galatasaray kat kat fazlasını vermiştir. Bir Abdülkerim Parmakçı'ya falan ne kadar para verdi Galatasaray?
Yani yerli rotasyonu en zayıf takımlardan biri Beşiktaş. Yani mantıksız açıklamalar. Bir filozofvari açıklamalar ama enteresan. Dün Fenerbahçe'de Luan Perez antrenmanın hemen hemen tamamında, kimi kesimlere göre büyük bölümünde takımla çalıştı. Yani kimine göre tamamında, kimine göre büyük bölümünde takımla çalıştı. Şu bir gerçek, yani Luan Perez artık yavaş yavaş hazır oldu ama Fenerbahçe'nin stoper araçları sürüyor. Çeşitli isimler yazılıyor. Yani o yazılıyor, bu yazılıyor, şu yazılıyor. Bakalım ne olacak? Yani bir sürü günlük isim yazılıyor. Rick Karstrop. Bu sağ bek arkadaşın ismi de çok sık yazılıyor. Fenerbahçe'nin yeni sağ beki, o sahinin yerine falan filan diye. Ya ben bu elemanın geleceğini size doğrulayamıyorum. Onu söyleyeyim. Mesela Arthur Chavez ismini soruyorlar. Arthur Chavez ismi de yazın denediğimiz ama sonuç alamadığımız isim. Onu söyleyeyim. Altay Mayındır Valencia. Sözleşme uzatma konusu ne olacak hocam? Ya ben her iki futbolcuda da sözleşme uzatılacağını düşünüyorum. Bir pürüzün çıkacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Başka neyi konuşalım? VAR'a yabancı hakem gelecek mi? İşte toplantının sonucu. Bak bu da enteresan. Şimdi kulüplerin isteği üzerine bir şey tartışılmaya başlandı. VAR hakemi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda ele alınan 5 başlığı Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan açıklamış. 1. MHK atamaları. Bundan sonra kulüp temsilcileri de yer alacakmış. Yani bu fikre Kulüpler Birliği sıcak bakıyormuş. %100 karar almamış. Hakem akademisi kurulması fikri varmış. Yani en alt kadrodan başlayıp elit hakemlere kadar bütün basamaklarla ilgili açıklamalar planlanıyormuş. TFF'nin yine bir projesi varmış. Futbol Akademisi. Biraz zor. Yani akademi hem Süper Lig kulüpleri hem birincilik kulüpleri akademi başlatacak diye. Dördüncüsü yabancı hakem gelecek mi? Hakem konusu konuşulmuş. Yani federasyonda sadece fikir alışverişinde bulunmuş arkadaşlar kulüplerin arasında. Yani çoğu kulüp yabancı hakemi benimsemiş. Sadece 4 kulüp destek vermiş. Dolayısıyla yabancı hakem tartışmaları şimdilik kapanmış. Şimdi 4 kulüp destek verdi. Ben mesela Galatasaray'ın falan samimiyetine gerçekten inanmıyorum. Hiçbir zaman inanmadım. İnanasım da gelmiyor. Yani yabancı şey hakem. Fenerbahçe ve Galatasaray istese, Beşiktaş ve Trabzonspor da istese tamamdır, gelir. Hangisi istemiyor acaba? Hangi üçü istemiyor acaba? Bunu da sorgulamak lazım. Kendi taraftarlarının değerlendirmesi lazım. Marka değeri diyor. Geçin marka değeri falan kalmadı. Fenerbahçe'yi yok edeceğiz diye Türk futbolunun marka değerini yok ettiniz. O yüzden bir şey diyemem. Ve geldik önemli haberlere. Fenerbahçe'ye ABD'li sol bek. Şimdi transfer çalışmamız sürüyor. Arminia Bielefeld'de forma giyen ABD'li oyuncu George Bello'yu gündemine almış. Bu ne lan, Emre Belözoğlu'nun Amerikan şubesi mi? Şimdi Ocak ayında Jesus'un raporu doğrultusunda tabii ki transfer çalışmaları var. Yani Alioski'nin sol kanatta yetersiz kaldığını, orada yalnız kaldı diyor ama yetersiz kaldığını düşünüyor ve sol kanada transfer istiyor. Yabancı kontenjanı dolu. Haliyle U21 oyuncularına iş çeviriyor. Çünkü 14 artı 3 kuralı. Almanya Bielefeld'de forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello. Şimdi 2026'da sözleşmesi sürüyor. ABD milli takımında 7 kez forma şansı bulmuş. Bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giymiş. Gol ya da asist üretememiş. Değeri 1,5 milyon euro. Ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalmış. Kalan 10 maçta da ya sonradan öne girmiş ya da az süre almış. 90 dakika kalamamış. Kariyerinde 102 karşılaşmada görev yapmış. 4 gol 6 asisti var. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmemiş. Evet. Sihirli transfer sözcüğü futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmemiş. Tamam, tam bizdik. Şimdi oyuncunun hocam ABD milli takımında şu kadar oynamış diyorsun da alt yaş kategorilerinde toplam 20 maçı var. U17'de, U15'te. O yüzden alınabilir oyuncu. Yabancı kuralına girmez.
Aynı zamanda Nijerya asıllı ABD'li oyuncu. 15 maç 549 dakika bu arada süre almış. Yani Alman liginde görmüş. Bir sene önce 4 milyon euroymuş Atlanta United'da ama biliyorsunuz ABD'de biraz şişiriyorlar fiyatları. Valla hızlı, süratli, oyun aklı gelişmeye evrilmesi iyi ise çok çok mantıklı. Yani yeni Roberto Carlos olur. Harbi söylüyorum, yeni Roberto Carlos olur. Çünkü tam o şey var. Ne derler ona? Fiziksel yapısı var. Hayırlısı olsun bakalım. Antalya'daki iki hazırlık maçımız açıklandı. Onu da biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun biletleri de satışa çıkmış. En düşük bilet fiyatı 125 liradan Alanya maçı çıkmış. Ben hangileri olduğunu söyleyeyim. Alanyaspor ve Salernitana ile maç varmış arkadaşlar. 7 Aralık Çarşamba günü saat 19'da müsabaka. Alanya Oba Stadyumunda 7 Aralık Çarşamba. Diğeri de 10 Aralık Cumartesi günü yine Alanya Oba Stadyumunda saat 18'de oynanacak müsabaka. Son haberimizde Fenerbahçe'den Atilla Szalai ve transfer kararı bonservisi. Şimdi Macar savunma oyuncumuz Atilla Szalai'yi biliyorsunuz. Rus basınında önemli bir haber ortaya atmışlar. Zenit yazın Szalai ile ilgilendi ama noktalayamadı. Ocak ayında tekrar teklifleri değerlendirme kararını almışlar ve tekrar görüşeceklermiş. Ben burada bir şey söyleyeceğim size. Ben burada ciddi bir şey söyleyeceğim size. Futbolcunun milliyetinin, şununun bunun hiçbir önemi var mı? Benim için yok. Benim için yok. Benim için ne kazandırdı, ne verdi, ne verebilir, ne verecek, bu önemli. Hocam sen de her şeyi paraya bürümüşsün. Arkadaşlar günümüz futbolunda al Euro'yu görüyorsunuz kaç lira olduğunu. Tabii ki paraya bürüyeceğim. Mecburum bürümeye. Mecbur. Ne yapacaksınız paraya bürümezseniz? Şimdi futbolcu bana ne kazandıracak? Hangi parayı kazandıracak? Benim kulübüme ne kazandıracak? Beni alakadar eden kısım orası. Bana ne lan, futbolcu iyi insanmış, kötü insanmış? O beni bağlar mı? Atilla Szalai. Zenit 25 milyon euro para verse, 30 verse, 50 verse, devre arası satar mısınız? Ben satarım. Duygusallığı bırakın abi. Her şey Fenerbahçe menfaatleri için. Şimdi haberi kaleme almışlar ve Szalai'yi biliyorsunuz sezon başında temsilcileriyle görüşme yapmıştı. Transfer operasyonu yapılmış ama transfer gerçekleşmemişti. 8-10 milyon euro arasında bir rakam önermiştim. Fenerbahçe en az 15 önerin ki oturalım masaya demişti. Zenit masadan kalkmıştı. Şimdi ise yeniden geliyorlar. Yani Rus takımlarının Salah'ı isteyebileceği iddiaları var. Ve Fenerbahçe'den de onay geldi diyor. 12 milyon euronun üstüne çıkılırsa olabilir demiş. Hayır. 20 üstü düşünülebilir. Bu sezon 31 müsabakada yer almış. Bir gol, bir de asist üretmiş. Hazırlık maçlarında da dahil etmişler herhalde. Şimdi ben desem ki yeni Roberto Carlos geliyor, Atilla Szalai gidiyor desem. Bunun bir ihtimali var arkadaşlar. O Bello'nun gelme ihtimali var. Szalai'nin gitme ihtimali var. İki. Aynı zamanda Batshuayi geri dönüyor. Jesus 2 gün önce hazırlık maçında demişti ya, çabuk dönmelerini umuyoruz diye. Adam dua etmiş bir nevi. Batshuayi geliyor. Pedro'nun sakatlığını konuştuk. Umarım kısa sürede atlatır. Serdar Azmun hani bir hücumcu devre arasında düşünülür gibi duruyor. Ama bu oyuncu kim olur? Hep birlikte göreceğiz. Şu an Serdar Azmun'a ben sıcak bakmıyorum. Arthur Chavez ismi ilgilenilen, görüşülen, fiyat sorulan isimlerden biri ama yani ama işte işin aması var. Siz transfer marketini açıyorsunuz. Hocam 1,5 milyon euroymuş. Tamam, hemen alırız. Ne var ki? Şöyle böyle. Bu çocuğu 1,5 milyon euroya alın bakalım. 8 milyon euro istiyorlar. 8 milyon eurocuk istiyorlar. Bir, ikincisi alt yaş kategorilerinde oynamadığı için keş yabancı futbolcu. Keş yabancı futbolcu arkadaşlar. Yani şey değil. Onu söyleyeyim. 8 milyon euro falan istiyorlardı. Hadi 6'ya düşelim demiş. Geçiniz o yüzden. Karstrop ismi gündemde ama zannetmiyorum. O sahayı böyleyken Karstrop birazcık daha bekler gibi geliyor bana. Alioski
gitmesi muhtemel isimlerden biri. Perez iyileşiyor. İyileşecek. 6 ay iyiydi. Valencia geri dönüyor. Bakalım kaç gün sabredebilecek, hemen iznini yapıp kaçıncı günde dönecek. Almanya elendi sanırım. Dünya Kupası'ndan İspanya yoluna devam etti. Japonya ile birlikte sanırım böyle oldu. Ve Almanya Dünya Kupası'na veda etti. Japonya ile ilk maçta alay ediyordu biraz. Alman ahlakına aykırı bir şekilde. Ve Dünya Kupası'nın sürprizlerinden biri oldu ya açıkçası. Fakat İspanya'da yenildi sanırım. İspanya yenilmeseydi eğer Almanya çıkmış oluyordu. Yani 4-2 kazandı Costa Rica'ya karşı ama maalesef durum bu arkadaşlar. Dünya Kupası biraz iddia kupasına da dönüşmeye başladı. Ama bizim atladığımız detayı da sonradan fark ettim. Bizim atladığımız detay şu. Adamlar diyor ki ben bu gruptan çıkarsam şununla eşleşeceğim. Mesela biz Fenerbahçe olarak ne dedik? Gruptan çıkarsak dedik işte lider çıkarsak son 16. Biz onu hesapladık mesela. Milletin adamı da bunu hesapladı. Japon taraftarlar tribün temizlerken takımlar da komple grubu sildi, süpürdü demiş. Dünya Kupası diyeyim şuraya. Bir bakayım, merak ettim arkadaşlar. Japonya 2-1 yenmiş İspanya'yı. Bunların şeyi çıkıyor mu ya? E grubu. Ha, puan durumu. Japonya lider çıkmış. İspanya ikinci. Almanya 3. Costa Rica 4. Sanırım bu şeyi kim vermişti ya? Mehmet Demirkol buna benzer bir şey vermişti sanırım. Japonya lider çıkacak diye adamla dalga geçmişlerdi. Adam bildi. Mustafa Hoca yine bildi. Bugünkü müsabakalar var mı? Bugün de Güney Kore, Portekiz, Gana, Uruguay, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Brezilya maçı var. Şimdi son 2 gündür, 3 gündür de kim favoriyse hep onlar eleniyor. Güney Kore, Portekiz. Portekiz favori. Demek ki Güney Kore alacak. Gana, Uruguay. Uruguay favori. Demek ki Gana alacak. Sırbistan, İsviçre. Sırbistan favori. Demek ki İsviçre alacak. Kamerun, Brezilya. Brezilya favori. Demek ki Kamerun alacak. Bu şekilde iddialarda da tersine oynama şeyi başlamış. Son 16 turu da artık cumartesi günden itibaren ekranlarda olacak. Cumartesi, pazar günlük 2 maça düşecek. Aman hayırlısıyla bir bitsin de kurtulalım ya. Biz de kurtulalım, siz de kurtulun arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmesek seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.